Efendim herkese yeni bir videodan daha Rusya'dan tekrar merhabalar. Bir son dakika gelişmesiyle beraberiz. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. (26 Ekim günü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda evet oylarıyla kabul edildi. Ve hemen bu kararın ardından ise Suriye Devleti'nin resmi davetlisi olarak orada bulunan Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin savaş uçakları Türkiye sınırı olan Kamışlı'da görüntülenmişti. Rus uzmanlar uçakların orada olma sebebinin Türkiye'nin olası bir taarruz harekatına engel olması için konumlandırıldığını belirtiyordu. Bugün ise Suriye'nin Türkiye sınırına 2 kilometre yakında bulunan tepelerdeki Suriye Devleti'nin terörist olarak adlandırdığı bazı unsurların bombalandığı görüntüler Rus Aviapura adlı siteden yayınlandı. Site, benim de yakından takip ettiğim bölgedeki Rus askerlerinin kurduğu ve anlık görüntülerin aktarıldığı bir Telegram kanalını kaynak olarak gösteriyordu. Tabii sevgili dostlar, haberin ayrıntısına geçmeden önce destekleriniz için teşekkür butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Bu tarz haberleri almak için hem de yerinden. Evet, haberin detaylarına geçelim. Aviapro sitesine göre Rusya Hava Kuvvetleri teröristlerin konuşlandığı bir bölgeye hava saldırısı başlattı. Suriye'nin İdlib kentine yakın Kah bölgesinde Türkiye sınırına sadece 2 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede Rus Su-34 avcı bombardıman uçağı Türkiye sınırına çok kısa bir mesafede görülürken teröristlerin tahrip ettiği bölgede silah, teçhizat ve mühimmat içeren depoların bulunduğu ve buralarda bulunan 50'ye yakın teröristin de bu depolara düzenlenen saldırıda hayatlarını kaybettikleri bildiriliyor oradaki kaynaklar tarafından. Diğer yandan bölgede bulunan analistlerin yorumlarını aktaran kaynaklar, yapılan saldırıyı Ankara'nın daha önce imzalanan antlaşmaları ihlal etmesi durumunda bu tür saldırıların sürekli olarak gerçekleştirileceğini ve Türkiye'nin buna hiçbir şekilde karşı çıkamayacağı konusunda Türkiye'ye Rusya tarafından doğrudan bir uyarı olarak yorumlanıyor diyerek haberi sonlandırıyor Aviapro adlı site. Diğer taraftan yukarımızda Ukrayna Donetsk'te biliyorsunuz yeni başlayan bir saldırı vardı. TB2 dronlarıyla, Bayraktar TB2 dronlarıyla Donetsk'te saldırdı Ukraynalılar. Aşağı tarafta Suriye problemi, aynı zamanda aldığımız S-400'ler halen problem yaratıyor. Ve diğer taraftan da bugün Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir çıkışı oldu. Yakında eğer F-35'leri vermezlerse veyahut da F-16'ları da alamazsak mutlaka bunların alternatifini olacağız. Bu da büyük bir ihtimalle Rus uçakları olacak demişti. Şimdi bu açmazın içinden Türkiye nasıl çıkacak, Rusya nasıl çıkacak? Gerçekten bunları merakla bekliyoruz. Umarım büyük bir çatışma olmaz aşağıda Suriye'de. Olursa ki gene uçak krizine dönebilir diye düşünüyorum. Gerçi iki tarafta artık sütten ağzı yandı ve üfleyerek yiyeceğini düşünüyorum ama şu anda herkes birbirine güçlerini gösteriyor. Kim daha güçlü? Aynı zamanda da diplomatik olarak kim daha güçlü? Bunları göstermeye çalışıyor diye düşünüyorum. Evet, şu anda bu haber Türk basınına düşmedi. Benden ilk defa duyuyorsunuz muhtemelen. O yüzden videoyu beğenmeyi, dediğim gibi destek olmak için teşekkür butonuna tıklamayı ve de haberleri seyretmek için aynı zamanda Rus şehirlerini çekiyorum, Rus müzelerini, silah envanterlerini çekiyorum çok yakından. O videoları da izlemek için sevgili dostlar sağ üst köşeye tıklayıp oradan bu videolara ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, takipte kalın, barışla kalın. Paka paka.